Saçların bayağı bir coşmuş vaziyette. Herkese merhabalar. Ben Sibel, kanalıma hoş geldiniz. Umuyorum sesimi duyuyorsunuzdur. Birden hava güneşli ve sıcak oldu. Camı açtım. Daha doğrusu balkonun penceresini açtım. Evi biraz havalandırmak istiyorum. Çünkü neredeyse 2 haftadır hastayım. Ve bugün evimde böyle bir hastalık enerjisi. Sanki içeriye efe sinmiş gibi. Temizlik yaparken de şöyle bir fark ettim ki böyle sanki böyle rutubet, biraz hastalık enerjisi, üzüntü, böyle biraz hüsran duvarlara sinmiş gibi. Onun için hemen kapı pencere her tarafı açtım. Bugün evime bol bol güneş girsin istiyorum, bol bol hava girsin istiyorum. Bitkilerim bile bir tuhaf, bir garip olmuş. Ve ben bugün sizlere sadeleşme videosu çekiyorum. Hani bir, daha doğrusu yeni gelenler varsa videoma. Ben 2 tane 100 gün challenge videosu yaptım. İlk birin baştakine gerçekten 100 gün boyunca duraksızın her gün elimden bir şeyler çıkartarak, satışa koyarak, değerlendirerek, geri dönüşüme göndererek, hediye ederek elimden çıkardım. Sonra ikinci 100 günü yaptım. O biraz daha uzun sürdü. Yani yine 100 tane ürün, fakat o 100 günlük belki de 200 güne ya da 250 güne sığdı. Çünkü bazı şeyleri online'dan satamadım. Satışta olan şeylerdi, beklemek zorundaydım. Dolayısıyla üçüncü 100 gün, şimdiki çekeceğim, şöyle biraz yana geçeyim çünkü yan tarafta paylaşmak istiyorum neler elediğimi. Üçüncüsü ise daha bir perişandı. Her gün olmasa da yine de haftada bir ya da iki haftada bir. Bu arada özür diliyorum. Konuşunca hala boğazım kaşınıyor. Nasıl geçecek onu da bilmiyorum. Biraz zamana ihtiyacım var. Üçüncü 100 günüm ise daha da bir uzun sürdü. Herhalde bir sene falan sürdü. Çok özür dilerim. Kalbe sıcak bir şey istemiyor yanı sıra. Ve şu anda ben söz verdiğim gibi 3. 100 günü de tamamladım ve size 100 gün, elimde hatta 101 ya da 102 tane ürün var, onları paylaşıyorum. Videoda görmüş olduğunuz üzere bazen böyle yazdım, bazılarını yazmadım. Mesela bazen birinci gün ise belki 5 gün sonra geliyordur. Aslında şöyle, hani telefondan resim çektiğinizde o telefonların tarihi var. Siz onu bir dosyaya koyduğunuzda otomatikman hangi resim önce çekilmiş, sonra çekilmiş, ona göre sıralama yaptığından dolayı ve ben de bunu ne zaman sıralamasını bilmediğimden dolayı öyle rastgele hepsine basıp bu resimlerin hepsini birleştirdim, bir videoda bir araya getirdim sizlerle paylaşmak için. Onun için bazı sıralamalarda mesela 10 taneden sonra birden 5. gün çıkabilir. Gerçekten belki de ben onu, belki değil, ben onu 5. günde çıkarmışımdır elimde, ama videonun sıralaması dediğim gibi telefondaki resimlerin çekilme tarihine göre olduğu için bu şekilde görünüyordur. Üçüncü 100 günüm birazcık daha zor geçti. Çünkü dediğim gibi satışta olan şeyler satamadım, sonra onları tekrardan satıştan çıkardım, artık eledim. Bazı şeylere hep diyordum ya, ben şunu şuna kafamda işte belirli bir kişi, şunu şuraya vereyim, şunu böyle yapayım, bunu böyle yapayım diye. En son zaten kıyafetlerde gerçekten torbaya koydum. Hiç kime verdiğime karışmadan, kime verdiğimi planlamadan, kime gidiyorsa gitsin diye evimden çıkardım. Ve o bana daha çok rahatlama enerjisi getirdi. Onu fark ettim. Kıyafetlerde dönem dönem sadeleşiyorum. Mesela siz görmüyorsunuz, özellikle bazı şeyleri burada göstermiyorum. İç çamaşırlarıymış, çoraplarmış ya da ne bileyim. Yani bozulmuş bazı şeyler falan işte, hemen eğer eskimişse, püskümüşse hemen onları bir torbaya koyup dışarı çıktığımda karşıda geri dönüşüm konteyneri var, ona atıyordum. Sonra mesela yeni bir şeyler aldığımda, gerçekten hani ben 3 tane ceket aldım, manto aldım, onun yerine bir bakıyorum 3 tane kullanmadığım ceket varsa onları elimden çıkartıyorum. Hani bu şekilde yapmaya çalıştım. Bazı kıyafetlerimi de hani böyle zamanı gelsin, zamanı gelince kullanırım diye. Bir ara hayatımın bir döneminde çok kullandığım, mesela beyaz bluzlarımdan, gömleklerimden bahsediyorum. Onlar benim gerçekten ana parçamdı. Hani bir aksesuarım gibi, illa bir yaka görünecek, illa bir şey görünecek ki hani ben kendimi daha giyinmiş, daha elegan hissedeyim diye çalıştığım dönemlerde. Yaklaşık 2,5-3 yıldır onları pek giymediğimi fark ettim. Dolapta kala kala da beyaz oldukları için sararmışlardı. Sonra dedim hani ihtiyacım olursa, şu anda gerçekten ihtiyacım var. Evet, varken niye attım? Çünkü eskimişti, sararmıştı. Kumaşlar da kaldığı yerde eskiyor ve çürüyor. Onun için onları atıp tekrardan yeni bluzlar almayı tercih ediyorum. Çünkü yenilik enerjisine de gerçekten çok inanıyorum. Bazı böyle gerçekten çok önemli has parçalarım var. Bir de ben bu 2 sene, 3 sene içerisinde hani aşırı böyle artık gaz verdim sadeleşmeye. Çünkü bir ara böyle sadeleşiyorum, daha zamanım var, daha zamanım var. Sonra dedim ya, ben sanki hep aynı yerde kalıyorum. Hiç bana bir şey getirmiyor bu sadeleşme. Oğlum çek. Çok komikim, kedi süpürge. Tanıdığım biri banyoda görmüştü arkadaşım.
Süpürge salmıştı. Her gördüğümde aklıma geliyor, biliyorum. Neyse. Nerede kalmıştım? Ben çok komik dağıttım. Bu kedim çok komik, gerçekten çok komik şu anda. Şapşal şapşal bana bakıyor. Bakarsan bile gülüyorum. Süpürgem benim. Ya, dediğim gibi yeni kıyafetlerin, yeni enerjiyle inandığımdan dolayı bazı şeyleri yeni almak istiyorum. Kıyafetler konusunda sadeleşme mümkün değil. Çünkü eskiye nazaran çok çok iyi bir yerdeyim tabii ki. Hani mesela bir yeni ürün aldığımda, yeni pantolon aldığımda diyorum ya, benim sürekli giymediğim bir pantolon varsa bunun yerine ben ne koyacağım? Benim sürekli giymediğim bir pantolon varsa onu eleyeyim. Ya da dediğim gibi ceket alıyorsam ceket eleyeyim. Bazı şeyleri dolabımıza bırakıyoruz ya. Mesela şu anda 90'ların o butt cup dediğimiz İspanyol paça ya da boru paça, düz paça pantolonları yine geldi. Şimdi biz mesela şu anda trend olduğu için ben de bir iki tane aldım, giyiyorum. Ama 90'lardan elime kalan bir şey yok. Çünkü böyle düşünerek dolapta bıraktığımız kıyafetler, inanın o zamanı geldiğinde yine de o kesimi, 90'lardaki pantolonu giymiyorsunuz. Yine de zamanımızın, çağımızın böyle biraz modern kesimine, modern çizgisine uyarlanarak yapıldığı için 90'lardaki butt cup kot pantolonla şimdiki aynı değil. Her ne kadar da aynı görünse bile aynı enerji değil en azından. Hani yine de ben bunu yeni aldım, yeni üretilmiş bir pantolon ama 90'ların esintisi var demek başka. Gerçekten 1990'da alıp giydiğiniz ve o zamandan beri yaklaşık bir 15-20 senedir giymediğiniz pantolonu şimdi giymek başka. Enerjisi aynı değil. Birazcık böyle bu giyerken, kullanırken eşyaların size verdiği enerjiye gerçekten önem gösterin. Mesela ben geçen gün, şimdi kıyafetlerden böyle bitkiye geçeceğim. Geçen gün böyle bir baktım ki bitkilerde, bazı bitkileri görmek bana iyi şeyler hatırlatmıyor. Benim unutmak istediğim, hatırlamak istemediğim kişiler o bitkinin hakkında konuşmuşsa, herhangi bir şey yapmışsa, ben sürekli baktığımda, mesela begonvilim vardı. Sürekli o bitkiye bakıyordum, onu sevmediğimi fark ettim. Çünkü sürekli saklıyorum, gözümün önünde fazla olma. Sonra mutfağa getirdim, koydum. Getirdim, hep oraya koyduğumda yani bitkinin bir şeysi yok ama böyle biraz dağınık büyümüştü ve dediğim gibi her zaman baktığımda o kişiyi konuştuğum için, o kişiyi bana hatırlattığı için dedim ya, ben kusura bakma seni geri dönüşüme göndereceğim, konteynere, yeşil çöpe göndereceğim. Çünkü yeşil çöp de, biliyorum burada yeşil çöpü nasıl değerlendirdiğini, hani yakılmıyor, herhangi bir şey yapılmıyor, gerçekten gübre olarak kullanıldığı için hani sen bir şekilde evrene tekrar geleceksin, tekrar yeşereceksin, var olacaksın gibi götürdüm. Begonvil'i yeşil çöpe attım. Ben böyle enerjilere de çok inanıyorum. Eğer bu yanda istiyorsanız, ya da yapabilirim. Hani daha önceki elimde çıkardığım videoları da paylaşabilirim yanda. Ya da tekrar tekrar paylaşabilirim aynı videoyu. Hiç bilmiyorum ama. Çünkü size şunu şu sebepten çıkardım, bu sebepten çıkardım değil. Genel olarak neyi nasıl çıkardığımı söylemek istiyorum. Tabii ki 2 sene önceki düşüncelerim daha farklıydı. Şimdiki düşüncelerim daha farklı. Şu anda dediğim gibi bana negatif, kötü enerjiler, eskiyi hatırlatan, negatif olumsuzluğu hatırlatan şeyleri de elimden çıkartıyorum. Bundan 2 sene önce bir şey olumsuzsa da ben onu seviyorsam elimde tutuyordum. Ama şimdi gerçekten hatıralar, bazı hatıraları aklımızda biriktirmememiz gerektiğini, orayı da bazen böyle detokslamamız gerektiğini düşünüyorum. Onun için o hatıraları hatırlamamak için bazı insanlardan veyahut da bazı eşyalardan, size o insanları çağrıştıracak şeylerden uzak durmanız gerekiyor. Ben en azından yaşadıklarımdan bunu çıkardım. Aksesuar konusuna gelelim. Aksesuar konusunda böyle takı demek istiyorum. Geçenlerde Swarovski mağazasına gittim ve benim orada bir küpe ve yüzük çok hoşuma gitti. Böyle baktım. Birden böyle garip bir enerjiyle, ya ben bunu almak istiyorum galiba. Hani Swarovski'nin fiyatı da bayağı bir var, biliyorsunuz. Ben bunu almak istiyorum galiba. Bu çok güzel. Sanki bana çok iyi olur. Hemen orada karar vermedim. Dedim hani bir düşünün, gerçekten bir dahaki gördüğümde çok istiyorsam alırım diye. Hani neden bunu kendime hediye etmeyeyim? O kadar çalışıyorum, neden bunu almayayım? Hani takarım, kullanırım gibisine. Ben şu aralar, hani onlar da böyle trend olduğu için, moda olduğu için. Mesela benim çekmecemde hala aksesuarlarım var. Kullanmadım. Hep diyorum ki işte modası gelirse tekrar kullanırım. Yani şu anda bazen böyle bir enerji geliyor. Hiç böyle sade hiçbir şeyi takıştırmak istemiyorum. Bazen de böyle kolye, bir iki hafta böyle kolyeler takıyorum, bilezikler takıyorum, yüzükler takıyorum falan. Böyle değişiyor bende. Hani böyle bir sene boyunca bir şey istemiyorum gibi değil. Bazen görüyorsunuzdur, kolyeler falan takıyorumdur. Bazen de böyle gayet normal, sade bir şekilde geliyorumdur. Şu anda şunu çok sık kullanıyorum. Bunu biraz hareketli olduğu için zincir tarzında bunu çok sık kullandığımı fark ettim. Hoş, birkaç tane de zaten elimden çıktı. Onları da çıkardım. Zaten videoda da görmüşsünüzdür. Ama onlar orijinal değil, hani geçici
takılar olduğundan dolayı. İşte renkleri böyle paslanmışsa, yeşilleşmişse, artık cildime değerek renkleri bozulmuşsa onları elimden çıkartıyorum, ama dediğim gibi yerine de yenilerini almak isterim. Alırsam da gerçekten onu o hafta ya da o aldığım zaman da sık sık kullanmayı isterim. Hani çekmecenin bir köşesine atıp bu bende hoşuma gitti, bu bende kalsın, bana lazım olur gibi kullanmak istemiyorum. Bir de şöyle bir şey var, hani benim bu kavramım da değişti. Kendi mesleğimden dolayı bazen böyle videolar izlediğimde uzman kişileri dinliyorum. Tabii onların da bilinçleri, hani bilgileri değişiyor. Mesela o kişi, Almanca izlediğim kişi şöyle söylemişti. Ben eskiden, kendisi stil danışmanı, stil uzmanı. Ben eskiden, önceden bütün benimle çalışmak isteyen insanlara hani diyordum, herkesin bir has parçası olmalı. İşte bunlar nedir? Chanel etui elbiseler, işte ne bileyim düz paça pantolonlar, klasik pantolonlar ya da işte şöyle böyle falan diye. Sonra dedi ki, öğrendik ki zaman içerisinde, bakın bunu bir uzman söylüyor. Zaman içerisinde öğrendik ki ya o etui Chanel elbise herkese yakışmıyor. Senin kısa boyun varsa ya da bacak boyun kısaysa, dize kadar o elbise arkadan baldırların çıkıyorsa, hani o bir şeyler mesela diyor, ben eskiden müşterilerime söylediğimde danışanlarıma hani diyordum, ama bu elbise mutlaka olmalı, sana çok yakıştı, çünkü aklımda öyle, bu herkesin, her kadının dolabında olması gereken bir parça, ama o kişi giydiğinde bir şeyler benim de tuhafıma gidiyordu diyor, ama ben onu algılayana kadar bayağı bir geçti, hani bir 30 senelik bir şey varsa eğer. Galiba 20-25 senedir ki uzman. Hani ben şu anda 30 sene diyorum. 30 sene sonra mesela zamanla, yıllar sonra bunun farkına vardığını söyledi. Bence de arkadaşlar, size yakışmıyorsa, bu zamansız parça, bilinen klasik şeyleri yapmayın. Hani etui elbise size yakışmıyorsa, beliniz yoksa, sizi dümdüz boru gibi maskülen gösteriyorsa, size o tarz elbiseler almayın. A line dediğimiz biraz hafif açık yana doğru etek size yakışmıyorsa, bu klasik parça bende olsun diye mutlaka dolabınıza alıp koymayın. Onun için zamansız, kendinizi, vücudunuzu, bedeninizi iyi tanıyın. Kendinizin zamansız kıyafetleri, içinde giydiğinizde kendinizi gerçekten bu benim, bu Sibel dediğiniz kıyafetleri ya da bu Ayşe, bu Fatma dediğiniz kıyafetleri içinde ona da hani sizin için zamansız ya da kapsül olsun. Kapsül illaki herkeste olabilecek zamansız parçalar değil. Eve eşyaları konusuna gelecek olursak, ya ben bugün arkadaşıma da söyledim, temizlik yaptım bugün, evi makineyle süpürdüm, sonra da bir yer beziyle bütün evi temizledim. Biraz tozlar, işte masanın üstünde, sehpanın üstündeki o tozları aldım. Lavaboları temizledim, tuvaleti temizledim. Ya benim temizliğim o kadar kolay oldu ki, şu lambalarımı değiştirmek istiyorum, bu avizelerimi falan. Birazcık eve değişik, yenilik enerjisi gelsin istiyorum. Tabii ki 2023'te yapmak istediğim çok şey var, onları da yapmak istiyorum yanı sıra. Ama gerçekten hani daha biraz kolay, daha pratik ya da gözüme daha hoş gelen, daha modern, basic gelen şeyleri sevmeye başladım. Hani çizgisi düz olan şeyleri sevmeye başladığımı fark ettim. Bu anlık bir enerji. Belki 3 sene sonra yine klasiğe dönerim. Yine derim ki, yok, ben birazcık yaşanmışlık istiyorum. Biraz böyle nostaljik bir parça istiyorum. Ya da biraz vintage istiyorum. O da olabilir, ama şu anki enerjim benim gerçekten sade ve kullanışlı, düz, toz göstermeyecek şeyler. Zaten evimin geneli beyaz. Görmüşsünüzdür ve yeşil, aslında beyaz ve yeşil, çünkü bitkiler daha çok ve ben bitkileri çok seviyorum. Azaltmayı düşünmüyorum. Bir ara dedik ki ya bir iki tane sadece büyük ağaç tarzında alayım. Yok ya, küçükler de arada böyle olmalı yani, neşe veriyor, minik minik falan. Bilmiyorum, ben yeşilliği, bitkileri çok seviyorum ve hayatım boyunca da olacağını düşünüyorum. Hani öyle, bazıları tabii ki kökleri eskiyor artık, çürüyor, ama onun yerine mutlaka yenisini alacağımı düşünüyorum. Çünkü bitkilerin bana pozitif enerji verdiğini, evimde böyle huzuru, o negatifliğinin çektiğini, hani kapıdan içeri girdiğinde bu yeşilliği gördüğümde, bu temizliği, hijyenini gördüğümde, bu ferahlığı gördüğümde gerçekten bana inanılmaz bir enerji veriyor. Hastayken de zaten gelip hep burada kedilerimle beraber koltukta oturuyordum, televizyon açıktı, işte YouTube'dan bağlanıyordum, televizyon açıyordum, bir şeyler izliyordum falan. Ve her zaman böyle etrafıma bakıyorum, diyorum ne kadar mutluyum ya, diyorum. Gerçekten şu keyfime bak, şu benim için lüks ya, çok teşekkür ederim. Ya hayat, bana bunları sunduğun için çok teşekkür ederim diye böyle şükran gösteriyordum. Akşamları mesela şuna çok inanıyorum, böyle ateşin enerjisi, o pozitifliğe de işte mum yakıyorum kendi kendime. Dün bu arada gümüş kuyruğunu yaktı, çok kötü koktu içeri, pencereyi falan açtım, ama o da kokudan rahatsız oldu. Ve kediler de bir şey yandığı için, bir canlı ya da bir canlıya ait bir şey yandığını hissediyorlar. Bütün kediler böyle sıraya geçti, kokuyu hani algılamaya çalışıyorum, bu pişen, bu yanan ne diye. Onu da öğrenmiş oldum dün gece. Şöyle makyaj ürünlerinde de hala istediğim şeyde değilim.
dediğim daha önceki videomda bahsetmiştim. Türkiye'ye geldiğimde bazı makyaj ürünlerimi gerçekten insanlara paylaşmak istiyorum. Çünkü oradaki insanlar bunu alamıyor. Gerçekten makyaj ürünleri artık elektrik faturası gibi, ev kirası gibi oldu onun için. Kullanmadığım makyaj ürünlerimi Türkiye'de beni sürekli takip eden insanlara dağıtmak istiyorum. Onlara hediye etmek istiyorum. Keşke kilom fazla olabilseydi de maalesef 20 kilo ile gelebiliyorum Türkiye'ye. Giymediğim kıyafetlerimi de getirdim. Bilmiyorum, belki öyle bir şey de yaparım. Yani ileride, çok çok ileride Türkiye'ye tekrar sık sık gelmek istersen. Ama şimdilik öyle bir şeyim yok. Sadece makyaj ürünlerinde, dediğim gibi her geldiğimde bir part getiririm. Onları da o şekilde elemek istiyorum. Ve yeni çıkan ürünler de var. Geçen alışveriş videomda görmüşsünüzdür. Onları da denemek istiyorum, kullanmak istiyorum. Çünkü elimdeki bazı ürünleri yani kullan kullan asla sonu gelmeyecek, bitmeyecek gibi. Bu video biraz sakin geçiyor çünkü ben rahatsızım. Daha böyle full enerjim bende değil. Aslında normalde bu şekilde değilim ama gerçekten sesimin renginde de belki hissediyorsunuzdur, fark ediyorsunuzdur. Hala hastayım, toparlanamadım. 2 hafta geçmesine rağmen hastalığımın üzerinde. Ve ben pazartesi günü çalışacağım. Senenin sonunda 2 hafta izin almıştım. Dedim hani biraz dinlenirim, kendi kendime bir şeyler yaparım ama ya hastalıkla uğraştım. Yine dinlendim, bu 1 hafta gerçekten iyi geçti. Bir de şöyle bir şey hissediyorum. 2022 böyle çok hızlı bir şekilde geçti ya, böyle benim için de biraz zor bir seneydi. Birden böyle sanki 2023'e girince böyle bir o hızlılık enerjisi geçti. Böyle çok sakin bir şekilde geçirmeye başladım. Ve bu 1 hafta bana 2 hafta gibi geldi, doya doya. Sanki 3 haftadır evdeymişim gibi, çok dağındır işten çıkmışım, çalışmıyormuşum gibi hissediyorum. Ama şimdi pazartesi tekrardan işe başlayacağım. Ve ben çok pozitifim. 2023 gelir yani girerken hoş geldin 2023 değil. Böyle evrene bakıp, havai fişeklere bakıp, böyle kızıma sarılarak böyle içimden hoş buldum dedim 2023'e. İyi ki geldin dedim. Ya planlarım var, hayallerim var, yapmak istediklerim var. Yavaş yavaş onları yaptıkça zaten sene içerisinde göreceksiniz. En azından gerçekten hedeflerimden bir tanesi YouTube'a düzenli olarak video çekmek. Gerçekten şimdiye kadar bunu başarıyla tamamladığımı düşünüyorum. Umuyorum ki, yani bu benim elimde olan bir şey. Umuyorum herhangi bir aksilik olmaz. Ve ben size her hafta bir kere video paylaşırım. En çok hangi videoları görmek istiyorsanız lütfen videonun altına yorum olarak bırakın. Geçelim mutfak konusuna. Mutfakta da ya bazı arkadaşlara söz verdim, tekrar mutfak turu yapacağım diye falan da. Şimdi geçenlerde mesela benim kızım 4. ayın birinde yeni bir eve taşınıyor. Ve böyle hep şeyden işte bazı online sayfalarında işte screenshot yapıp ya da işte favorileri atmıştı. Böyle gösteriyor işte mutfakta böyle kutular, işte düzenli bir şekilde işte erzaklarını falan koyma, gıdaları koyma falan, baharatlar için baharat setleri falan, ne bileyim farklı farklı kutular, farklı kaplar falan, hani düzenek için. Daha düzenli organize etmek için. Şimdi şöyle arkadaşlar, ben hayatımı şu anında yalnız yaşıyorum. Eğer büyük bir ailem olsaydı ya da sürekli, ya ben kendime de yemek yapıyorum, menü yapıyorum. Gerçekten kendimi işe götürüyorum, daha sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Hem de haftada bir zaten alışveriş yapıyorum, mutfak alışverişimi. Neden gideyim dışarıda da ekstra alayım? Ha, bazen oluyor, birileri geliyor, işte gidip dışarıda onlarla yiyorum. Şefim falan geliyor, müdürüm geliyor. Ya da ne bileyim, arkadaşlarla dışarı çıktığımda zaten mutlaka evde yapamadığım şeyleri tercih edip yiyorum. Onun için hani ben bazı arkadaşlara söz verdim mutfak dolaplarına tekrar çekerim diye. Mutfak dolabım hala aynı. Ha, biraz daha azaldı. Çünkü geçenlerde yine belki videoda da görmüşsünüzdür, fark etmişsinizdir. Gerçekten birçok şeyi yine elimden çıkardım. Çünkü bir senedir elime almadığım şeyleri çıkardım elimden. Hani dedim bunlar mutfak robotu falan da vardı. Onları bile çıkardım elimden. Çünkü kullanmıyorum yıllardır. Bir ara yine kullanmak istersem yeni teknolojiyle yeni satılan bir tane alırım ama şu anda gerçekten kullanmadığım şeyleri tek tek eledim. Yine böyle aklımda bazı şeyler var. Düşündüm ki 2023'te ben bunları yine elime almayacak olursam bunları da elden çıkartıyorum diye. Ben mutfak dolabında bayağı bir boşalma oldu. Bazı dolaplarım boşaldığı için iki sepetleri çıkardım. Yani düşünsene, içtiğim su şişelerini normal dolaba diziyorum artık çünkü o kadar geniş bir yer oldu. Onun dışında banyo dolabımı zaten sizlere çekip gösterdim. Oradaki sadeliğim de herhalde bu kadar olur. Başka olmaz diye. Belki ileride senede bir video çekerim ya da bilmiyorum ne durumda diye tekrar çekerim, çekmem hiç bilmiyorum. Şöyle bir şey fark ettim. Bu son zamanlarda mesela 2012, 2011, 12, 13 ben hani burada bu çevrede, Türkiye'de değil bu çevrede, Almanya'da işte yabancı devletlerde falan böyle bir minimalizm akımı vardı. O akımı takip edenler, bilenler bilirler. Allah'ım ya, millet evinden neler neler çıkartıyor. Neler neler çıkartıyor. Böyle diyorsun, al ben de çıkartayım sonra diyorsun. Sakin sakin. Ve şimdi o takip ettiğim insanların tekrardan o minimalizm algısının geçtiğini, tekrardan evlerini bir şekilde değişik bir şekilde doldurmaya başladıklarını fark ettim. Bazı insanlar için bu bir akım oldu.
Ama benim yaşam tarzım, yani ben bunu yaşam tarzı yapmak istiyorum, yaşam stili yapmak istiyorum. Kıyafetlerimde bile Instagram resimlerime bakarsanız ben öyle zevkim yok. Tabii ki var. Ben şeyde mesela görsel sunumcuyum. Mağazada bir sunum yaptığımda bir mankeni giydirdiğimde yani komple giydiriyorum. Oraya kalkıp kendi tarzım gibi yapmıyorum. Ama görmüş olduğunuz üzere Instagram'daki resimlerimde benim şu anki tarzım bile minimalist, şık. Yani daha minimalist ve şık giymeye çalışıyorum. Daha sade bir elbise varsa o elbisenin göz önünde olmasını istiyorum. Bir ayakkabıysa o ayakkabının hani böyle işte tam üst üste ya da gözü yoracak şekilde motiflerin ya da başka şeyleri karıştırmıyorum ki hani 2022'de mesela farklı motifleri desenleri bir arada sunmak çok trendti. Giymek çok trendti ama ben bunu yapmadım. Yine de kendi tarzımı sade bir şekilde giyim tarzımı da yansıttım. Hayatıma da yansıtıyorum. Yaşadığım mekana da, yaşadığım eve de yansıtıyorum. Bunu hayat tarzı, yaşam stilim yapmak istiyorum ve yaptım da. Bu şekilde de kalmak istiyorum. Dediğim gibi evime alacağım, yenilik yapacağım bazı ufak tefek detaylar var. Bunları yaptığım zaman mutlaka videolarını çekerim, mutlaka sizlerle paylaşırım. Umuyorum size kendi fikirlerimi anlatırken birazcık olsun, bir nebze olsun motivasyon vermişimdir. Belki bazı konularda aynı düşünüyoruzdur. Aynı düşünmediğimiz konular varsa da lütfen videomun altına yorum olarak yazın. Hem burada etkileşim olur, hem de ben de sizlerden esinlenerek belki başka video içerikleri üretmiş olurum. Dediğim gibi çekmek istediğim, daha çok bende görmek istediğiniz videolar neyse videomun altına da yorum olarak bırakın. Şu anda bunu sonradan editleyeceğim. Bu son 100 gün challenge zaten mutlaka onu paylaşırım da daha sonra bu birinci 100 gün, ikinci 100 gün de belki paylaşırım. Çünkü artık o videolar da geçmişte kaldığı için onları da cep telefonundan, hafızasından silmek istiyorum. Sadece video olarak hafızalarda kalsın istiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoyu çevrenize, yakın arkadaşlarınıza ya da derdinizi anlatmak istediğiniz insanlara ya da önceki videolarımda paylaşırsanız çok sevinirim. Lütfen like yapmayı unutmayın. Abone değilseniz de abone olun. Çünkü ben yine çok aktifim. Beni Instagram'dan da takip edin. Kendi yaşam tarzımı. Bazen belki bir gün iki gün bir şey paylaşmıyorum story'de ama pat diye bir şey paylaşıyorum. İsviçre'de yaşıyorum. Burada ortam, dünya çevre nasıl ya da benim bakış açım nasıl onu görmek istiyorsanız takip etmenizi öneririm. Beni sevindirirsiniz. Kendinize iyi bakın. Ben Sibel. Sevgiyle sunum. Bay bay.